Ama işte abi barınaklar bildiğin gibi. Yani işte dediğim gibi hani bazen iyi niyetlerde orada suistimal evet, ediliyor. Edilebiliyor. Yani tabii biz bunları duyuyoruz ama görmüyoruz. Yani biz mama yardımları vesaireler yapıyoruz ama sonucun ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden de hani dediğim gibi tüm sokak köpeklerini bir barınağa toplamak mümkün değil. Evet o yani, şey yapamaz yani daha sonra. Aynen. Bunu aslında nasıl önüne geçirebilir? Devletin bu sokak köpeklerini kontrol altında tutması gerekiyor. Ya da ne bileyim onlara bir barınak değil de işte belirli parklarda alanlar yapıp anladın mı? Yani köpekleri orada kontrol altına, evet, kontrol altına gerekiyor. Almak gerekiyor. Yani yoksa öbür türlü bunun bir abi, şey sokak çağrısı, köpekleri de çete oldu mu saldırıyor yani. Saldırıyor yani, yani dediğim gibi burada bilinçsizce üretim de çok var. Yani evet, bilinçsiz üretim çok. Ben yolda çok karşıma geliyor ya. Yani pitbull kırması sokak köpeğiyle çiftleşmiş. Evet. Arkasının sokak köpeği kafa pitbull. Aynen, 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 aynen. Çok denk geliyor bana. Yani bu kadar bilinçsiz üretimden olacağı bu. Yani bu bunun önüne geçilecek bir şey. Ancak şey var işte üretim. Burada kaliteli üretim yapmak. Bu işi gerçekten profesyonel insanların köpek üretmesi gerekiyor. Yani belirli başlı işte sertifikalara sahip aynen, olan. O kesinlikle abi ya. Burada yine devletimize düşen büyük rol var. Bu üretimleri yapan arkadaşların belirli denetimler altına alması. Tabii kesinlikle. Ama belirli kriterleri olması. Yoksa ben en iyisi temizlik abi. Yani şimdi, ne olursun temizliğe ben. Şimdi düşünsene mesela benim bir köpeğim var. Şimdi bunun yanında bir dişi daha alsam, üretim yapsam, çıkacak 9 yavruyu da 2'şer 3'er bin liradan satsam, Allah bereket versin, ben bu işi yapmama ne gerek kalmadı, anladın mı? Yani insanlar da şöyle bir erkek köpek alıyor, yanına 2 tane dişi alayım ya da 3 tane dişi alayım, seri üretime geçeyim. Seri üretim. Ondan sonra yavrular 200 milyon, 300 milyon. Bana birçok arkadaşım söylüyor, ya abi köpeğin çok güzel falan, işte yanına bir dişi al, bunu üret. Gel. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Seni görelim, gel. Gel biraz bak bak görsünler seni. Gel. Gel. Uykusu geldi. Tamam oradan dinle bizi. Oradan gözüküyor. Gel, gel baba. Gel baba gel. Gel. Gel buraya. Gel çık bakayım. Gel. Çık bakayım. Hop. Af. Onu bunu geçelim de abi. Sen günlük nasıl spor yapıyorsun? Ya günlük şöyle. Yani sabah karşılaştın. Yemek şu bir anlat abi. Sabah karşılaştık. Toplu dükkanı açtığım zaman zaten kafadan böyle bir boğuşma mutluluk, yani hoş geldin. O coşkumuz oluyor. Ondan sonra zaten torku ben salıyorum. Genelde de zaten eğer içeride araba yoksa tork zaten dükkanın içerisinde salık. Yani burada dolaşıyor. Arabaya ama zarar veriyor mu? İçerideki malzemeler. Şöyle bir şey, arabaya zarar verme bu zamana kadar olmadı ama hani köpek olursa bu yani da, köpek bu. Yani sonuçta mesela şimdi şu arkamızdaki arabanın fiyatı 600 bin TL. Evet. Yani bunun bir tamponla lan diyor kim neymiş plastik falan yapacağı bir zararın bana boyutu çok büyük. Büyük olur. Yani o yüzden de onu da gösterelim. O yüzden de hani onu kestiremiyorum çünkü ton daha 8 aylık. 8 yani, aylık. Ya ben onu dile getirelim de abi sonra arkadaşlar köpek büyük bir köpek değil. Gökhan abi emek verdiğinden dolayı böyle. Tork gel. Gel buraya gel. Saklanıyor. Ayağının altından ayrılmıyor. Yani büyük bir köpek değil. Şimdi videolarda şimdi aynen, bir ton yorum gelir. Aynen. Ya köpek 1,5 yaşında, 2 yaşında nasıl böyle büyük bir köpek olur? Bu emek. Emek bir de köpeğin içindeki kan. Gel. Aynen o da çok o önemli. O da ortaya çıkartıyor. Torku şöyle bir şey. Köpek arıyordum. Gerçekten böyle hani bakıyordum. Bir köpek sahiplenmek istiyordum. Bir önceki köpeğimden gerçekten çok beni zorlamıştı o. İşte burada müşterimi ısırdı vesaire. Onu sahiplendirdikten sonra bir boşluğa düştüm ve gerçekten böyle karakteri düzgün, anne babasının da karakteri düzgün bir yavru arıyordum. Bir arkadaş vasıtasıyla Tork'un annesini babasını gördüm falan. Sonra onu takibe aldık. Doğum gerçekleşti falan. Sonra irtibata geçtik. Tekirdağ'da Çorlu. Tekirdağ Çorlu. Saat 11'de akşam burada çalışırken bana mesaj geldi. İşte hani sahiplenmek istiyor musun? Doğum gerçekleşti falan. Akşam 11'de buradan arabaya atladım. İşimi bıraktım burada.
Buradan Çorlu'ya gittim. Torku gördüm. Beğendim. 9 tane yavru vardı. 9 yavrunun arasında şey yaptım. Hepsi dolaşıyorlar falan böyle. Ondan sonra aklımda da Tork var. Hani dedim ki köpeğimin ismini Tork koyacağım. Arabalarla uğraştığım için hep güçlü makinelerle uğraşıyorum. Hani Tork güç anlamında. Tork gel dedim. Ondan sonra bu geldi. Aynen. Kısmet bu oldu. Aynen. Ondan sonra dedim tamam dedim. Sen dedim bundan sonra ben nesin? Sonra bir buçuk ay bekledik. Yine bir akşam saat 12'de buradan atladık. Çorlu'ya gittik. Köpeği aldık geldik. Tabii geldiğimizde sabah 4 olmuştu arabayla. Yani öyle bir maceramız var Tork'la. Beslenme nasıldı abi? Sabah açtığın dükkanı. Sabah dükkanı... Eğlendiniz. Aynen sabah eğlendik. Sonra Tork'un... ben direkt sabah mamasını vermiyorum. Çünkü sıcak oluyor zaten yaz aylarında. Genelde akşam üzeri. Akşam serin... Günde bir öğün mü abi? Günde bir öğün veriyorum. Ben de bir öğün veriyorum. Yani günde bir öğün mama veriyorum. Çünkü verdiğim mamalar protein oranları çok yüksek. Evet. Hani onları... Zaten doyurucu ve besleyici olduğu için... Şunu ekleyeceğim abi. İnsanlar şimdi ucuz mama alıyorlar. Hayvanın çok yediğini zannediyor. Yani evet. Ucuz mama kastım 50 milyon, 100 evet. milyon, 150 milyon, 200 milyon. Bunlar ucuz mama. Tamam bunların içinde insanların maddi durumuna bir şey diyemem. Evet. Herkes alıp bir şekilde besler ama... Kaliteli biraz da alındığı zaman köpek yediğini sindiriyor, evet. sindirdiğini vücuduna yarıyor. Diğer türlü kalitesiz bir mama aldığı zaman yiyor, köpek sürekli tuvalet, sürekli evet. tuvalet, aynen. sürekli arkasından tuvalet temizler. O da çok kolay. Ya şimdi Muhittin şöyle bir şey var. Bir defa kesinlikle köpeğin beslenme bir saati olmalı. Yani kesinlikle, önüne, disiplin. Disiplin. Önüne, köpeğin önüne mama koyup, sabah koyup akşam onu almamalısınız. Bu sefer hayvan mamadan da soğuk. Evet. Hani mamaya nasıl olsa önümde ya ben ne zaman istesem yerim gibisinden mamayı da yemeyecektir. Yaz aylarında özellikle köpeğinizin en önemli şeyi taze suyu. Evet. Kesinlikle ben Tork'un sürekli her 3-4 saatte bir, çünkü su zaten sıcaklaşıyor durdukça. 3-4 saatte bir suyunu değiştiririm, taze su önüne koyarım. O çok önemli bir şey, taze suyun. Bir de mesela sabah geldim ben, Tork'la ne yapıyorsun dersem, eğer dediğim gibi içeride araba yoksa, Tork zaten içeride salıp kapıyı açarım. Tork direkt zaten, şurada dubosu vardır. Gider duboya, kokusunu bırakıyor. Aynen, oraya bir tuvaletini yapar, çıkar. İşte esnaf da burada kapılarını açmışsa, gider... Dükkanları ziyaret ediyor aynen, mu abi? Hepsini tek tek dolaşır böyle bir. Gider 5 dakika onunla oynar, 10 dakika gider onunla oynar çok falan. Çok güzel bir şey, komşular da güzel bir şey abi. Aynen. Çünkü neden? Tork zaten yavruluktan beri ben hiç dizginlemedim. Yavruluktan beri buraya gider, yan dükkana girerdi. Oradakiler severdi. Bir de esnaf şöyle bir şey, Tork'un küçüklüğünü bildiği için, tabii. küçüklükten sevdikleri için onu hani... Hepsi Tork'u ayrı, biliyor yani. Biliyor. Hepsi çocuk yani. Onlar çocuğu. Onların elinde büyüdü gibi bir şey. Yani hala gerçi daha 8 aylık yavru ama. Olmasının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar söylediğim size. Gökhan abinin köpeği vahşi ve saldırgan yetiştirmemesinde. Kim o? Tut onu. Parçalı onu dememesinden aynen. dolayı kaynaklanıyor. Bugüne kadar... Yani şöyle güzel bir şey. Dükkanı açıyorsunuz. Dükkanınız var. Dükkanınızı açıyorsunuz. Köpeğiniz serbest bırakıyorsunuz. Çevredeki dükkanların içine giriyor. Sokaklarda dolaşıyor. Yola çıkmıyor, kimseye rahatsız etmiyor, kimse, başka kimse, köpeğe saldırmıyor. Kedi bence bunlar çok güzel bir şey yani. Dediğim gibi beslediğim burada sokak kedilerim var. Kedilere dahi, kediler buraya mama yemeye geldiği zaman Tork oraya yerine geçer. Yani bu tamamıyla eğitimle alakalı. Çünkü demiştim evde kedi var. Kedimle beraber koyun koyuna yatıyorlar. Hatta onun da fotoğraflarını falan var, paylaşmıştım. Görmüştüm abi. Yani. Bu tamamıyla yetiştirmeyle alakalı. Ben o kadar sana samimi bir şey söyleyeyim ki buraya bir arkadaşım geldi. Burada Tork'a tut 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 kıs 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 yaptı. Ben dükkandan kovdum. Yani bu kadar da şeyimdir yani. Abi ya o konuda herkes çok yanılıyor. Bazen insan o yanılgıya düşüyor köpeklerin ama bunlar zaten baskın büyük köpek arkadaşlar. Baskın büyük olduğu zaman zaten bu hayvanların içinde bu yatıyor. Yatıyor. Ya yatıyor yani. Devi, bunu kaldırmamak aynen, lazım. Aynen. O devi uyandırmayacaksın. Aynen. O devi uyandırdığın vakit ondan sonrası geri dönüşüyor. Evet. Onu yani, başta da konuşmuştuk. Aynen. Bazı şeyler düzeltilmiyor. Düzeltilmiyor. Yani dediğim gibi hani
saldırmayı öğretirsin ama saldırmamayı öğretemezsin sonrasında. Evet. Yani o çok önemli bir şey. O yüzden zaten hani şimdi bazen arkadaşlar diyor ki ya benim köpeğim alan koruma yapmıyor. Bak bu zamanı önemli. Var. Her köpek muhakkak bulunduğu alanı korur. Kesinlikle. Eğer alan koruma yapmıyorsa orada bir sıkıntısı vardır. Yani ya alanını benimsememiştir, ya alanı pistir, pisliğin içerisinde yatıyordur, ya alanı soğuktur, ama orada mutsuzdur. İnceleri insanlar kaçırıyor abi. Aynen. İnceleri... Mutsuzdur. Benim mesela köpeğim kesinlikle en ufak canlıya zarar vermez ama gece ben yokken buraya kimseyi sokmaz. Ben öyle değişir. Eski çalıştığım iş yerinden biliyorum. Kangal vardı bahçede abi. Gündüz hayvan yatıyor. Herkes çalışırken, biz iş yerinde çalışıyoruz. Gündüz hayvan yatıyor. Akşam oluyor, bahçesinden çıkartıyoruz onu kafesinden. Komple bütün bahçenin içinde serbest. Akşamdaki bahçeye kimseyi sokmuyor. Yani. Akşam biz düşman oluyoruz hayvana, gündüz bak, dostuz. Şimdi çok kısa bir mesela demo yapalım. Ben şimdi kalkayım şu arabaya vurayım. Bak Tork ne tepki gösterecek, hadi. Görelim. Tork! Tork! Gördüğün gibi. Bana öyle. Yani ama yok. Bu alıştırdığından dolayı, eğitiminden dolayı. Arabaya kalk. Ben... Uyum mu? Aferin oğluma. Tamam. Hadi bakalım. Yeter. Ya bu da güzel bir şey arkadaşlar. Eğitim yani. Yani hak, bu şey oluyor. Ben bunu şey olarak görüyorum abi. Hakkını vermek gibi görüyorum. Aynen. Abi bunu ya. Tork. Otur. Otur oraya.